Allah demek. Fakir bir genç, padişahın kızına aşık olmuş. Bu ümitsiz sevdasını gidip meşhur dervişine anlatarak yardım dilemiş. Derviş, evladım şehrin girişinde tam yol ağzında otur, kim ne derse desin sadece Allah diye cevap ver demiş. Fakir genç denileni yapmış. Günlerce, aylarca şehrin girişinde başka hiçbir kelime konuşmadan Allah demiş. Derviş yiyeceğini, içeceğini her gün getiriyormuş. Zamanla Allah diyen genç halk arasında meşhur olmaya başlamış. Nihayet bir gün padişah da genci merak etmiş. Dervişten genç hakkında bilgi istemiş. Derviş gencin devrin büyüklerinden olduğunu söylemiş. Padişah kalkıp genci ziyarete gitmiş. Kimsin, derdin ne, ne istersin demiş ise de genç padişaha karşı da Allah demekten vazgeçmemiş. Başka tek kelime konuşmamış.'' Derviş akşam gencin yanına gelmiş. Padişah sana kızını vereyim diyene kadar sen ondan sakın ola ki bir istekte bulunma diye tembihte bulunmuş. Nihayet bir gün padişah gelip ne istiyorsun? İstiyorsan seni kızımla evlendireyim deyince genç dervişin şaşkın bakışları altında yok demiş. Artık onu da istemiyorum. Ben başka birisinin hatırı için Allah dedim. Allah devrim padişahını ayağıma getirip benim gibi miskin bir gence kendi kızını teklif ettirdi.'' Eğer onun hatırı için Allah deseydim kim bilir ne olurdu. Ben bundan böyle ondan başkasını anmıyor, ondan başkasını istemiyorum.